Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Uzmanına sor gününde saatinde yine karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi biz yine sağlık konuşuyoruz. Bugün biraz tamamlayıcı tıptan konuşacağız, bahsedeceğiz. Homeopati ve aromaterapi konularını ele alacağız bugün. Homeopati denilen tedavi güvenli midir ve nasıl yapılır? Hep beraber öğreneceğiz. Homeopat Umay Çilingir, stüdyo konuğum. Sizler de sohbetimize katılabilirsiniz. Sorularınızı bize yöneltebilirsiniz efendim. 0549 717 9037 WhatsApp hattımız, 0256 999 2050'de canlı bağlantı numaramız. İlk olarak Umay Hanım'ı tanımakla başlayalım sohbetimize. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hanım. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizi kısaca tanıyalım isterseniz. İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldum. Ve İstanbul Üniversitesi'nde hep kongreler düzenlenir. O kongrelerde homeopatiyle tanıştım. Evet. Ve gerçekten mucizevi bir tedavi olduğuna, artık klasik tıpta fayda göremediğimiz hastalıklarda fayda gördüğünü ve gerçekten çok hızlı etki ettiğine şahit oldum birçok evet. hastada. Öyle olunca ben de dedim bu tedavi yöntemini almalıyım. 3 evet. yıl boyunca bunu aldım. Ondan sonra homeopat oldum. Tanışma hikayenizi uzun evet. uzun birazdan dinlemek istiyorum. Çünkü merak ediyorum. Türkiye'de az bilinen, evet. yan etkisi olmayan doğal bir tedavi yöntemi değil mi? Evet. Homeopati. Biraz söylemek de zorlanıyorum. Kusura bakmayın. Evet. Bildiğim kadarıyla da insanın fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak bir bütün halinde iyileştiriyor. Hı-hı. Doğru, doğru. O şekilde iyileştiriyor. Peki nedir homeopati? Şimdi, sizden dinlemek istiyorum. Mantığı nedir bu tedavinin? Evet. Şimdi homeopati, benzeri benzeriyle tedavi etmek. Homeos ve patos'tan geliyor kelime anlamı. Ve 18. yüzyılda Hahnemann tarafından bulunmuş bir tedavi yöntemi. İlk başta Hahnemann sıtma o dönemlerde çok yoğunmuş. Hı hı. Sıtma işte böyle periyodik olarak düşüp inen ateşler, evet. Üşüme, titreme gelen bir hastalık ve Hahnemann o dönemde kinini buluyor remedi olarak. Oradan o yere giderken, tabii o zamanlarda öyle araba, at gibi şeyler yok, yürüyerek gidiyor çantasında. Evet. Görüyor ki herkes üşüyor ve titriyor. Sonra bir ilaç buluyor ve diyor ki bir hastalık ancak o hastalığın belirtilerini gösteren ilaçla düzeltilir diyor. Evet. Ve sağlıklı bir insanda kendinde o kinini deniyor ve görüyor ki sıtma oluyor. Evet. Öyle olunca bu sefer onları diyor ki ben bunları hastalıklı insanlarda da kullanabilirim diyor ve o şekilde başlıyor aslında devamı. Gerçekten de yan etkisiz. Hakikaten buna inanmak çok zor şu an günümüzde. Evet, kesinlikle. Çok fazla kimyasal ilaç. Ben de bir eczacıyım. Yani ben de ilaç satıyorum ama kesinlikle kimyasal ilaçların en masum olanı bile çok yan etkisi var karaciğer ve böbrekte. Homeopatik ilaçları biz remedi diyoruz ve remedilerde kimyasal yok. Bu bir bitki olabilir, bir element olabilir. İnsan akıntısı olabilir, hayvan akıntısı olabilir. Evet. Bunlardan çok çok seyreltilerek ve çalkalanarak hazırlanıyor. Hı-hı. Kesinlikle güvenli, bağımlılık yapmayan ve kimyasal içermeyen bir tedavi olduğu için çok mucizevi. Şu an farkında değiliz toplum olarak ama evet, bilmiyoruz. Kesinlikle gerçekten bilmiyoruz ama bilmiyoruz. Avrupa'ya gittiğinizde evet. bütün eczanelerde homeopatik ilaçlar, bütün doktorlar homeopat ve %50'den fazlası Avusturya, Hollanda, İngiltere, Almanya ilaçlardan oradan geliyor. Evet. Hepsinde çok yaygın. Bildiğim kadarıyla zaten dünyada sadece 3 ülke bu tedaviyi kullanmıyor. Diğer bütün ülkeler kullanıyor. Irak, İran ve Suriye evet. sanırım kullanmayanlar yanlış bilmiyorsam. Evet doğru. Evet. Ve bütünsel bir tedavi. Yani 3 boyutlu düzenle tedavi ediyoruz. Hem evet. zihinsel, hem duygusal, hem bedensel. Evet. Hani bir kesinlikle tek bir organ hasta olmuyor. Biz hasta olduğumuzda bütün beden olarak hasta oluyoruz. Duygusal zihnimizde bile o an depresyona giriyoruz. Böyle öf yataktan çıkmak istemiyorum. Keşke kahvem olsa da şey olsa. O şekilde olduğu için 3 boyutlu bir tedavi yöntemi. Biz hastayla 1,5-2 saat konuşma yapıyoruz. Evet. Yani öyle neyin vardı miden ağrıyor hadi sana bunu vereyim şeklinde değil. Herkesin mide ağrısı sebebi çok farklı. Efendim dinleyeceksin hastayı. Sizinki stresten kaynaklıdır. Diğerininki
İşte ağlamıştır, ağlamaktan sonra midesi ağrıyordur. Hani iki neden farklı. Evet. Nedeni bilip tedavi etmek lazım, sonucu değil. Yani biz sonucu işte tamam, ülser olmuş, midesi ağrıyor, ülsere göre ilaç şeklinde değil. O sebebi ortadan kaldırmamız lazım. Hücre iyi olursa biz iyi oluruz, vücudumuz iyi olur. Evet. Bu yönden de üç boyutlu bir tedavi çok sağlıklı bir tedavi oluyor. Evet. Birazdan homeopati ile tanışma hikayenizi dinlemek istiyorum. Ama öncesinde izleyenlerimize bir hatırlatma yapalım. Değerli izleyenler, bugün homeopati ve aromaterapiyi öğreniyoruz. Açılışta söylemedim. Bugün doğal yöntemle, aromaterapi ile güneş kremi hazırlayacağız sizlere. Umay Hanım güneş kremi hazırlayacak. Bahar aylarına giriyoruz artık yarın. Burada yağmur var aslında ama Mart biraz kapıdan baktıracak gibi denildiği üzere. Güneş kremi hazırlayacağız ve Schüssler tuzları ile yüz teşhisi yapacağız. Ekranlarınızın başından ayrılmayın diyorum. Umay Hanım, dinleyelim tanışma hikayenizi homeopati ile. Şimdi ben daha birinci sınıftayken dedim ki kesinlikle klasik bir eczacı olmayacağım. Evet. Böyle hep bir arayışın içerisindeydim. Neye gidebilirim, ne yapabilirim kalıp diye. Kalıp içine girmeyeceğim. Aynen, diye kesinlikle. Evet. Çünkü çok fazla eczacı var ve yani hani bir fark yaratmak gerekiyor. Evet, kesinlikle. Yeni olduğum için de bunu yapmam gerekiyor. Köklü değilim çünkü. Evet. Öyle olunca araştırdım ve işte kongreye gelen Sayın Fatma Hoca var, Fatma Hen'den. Onun sayesinde ben homeopatiyi orada bütün salonu anlattı ve çok mucizevi bir şekilde anlattı. Böyle evet. Yani kullanıyorsunuz işte bir ay sonra kendinizi çok rahat hissediyorsunuz, neden ortadan kalkıyor bir şekilde. Orada da tek benim ilgimi çekmişti ve ben tek yanına gidip dedim ki ben bu kursu nereden alabilirim? O da bana yönlendirdi sağ olsun ve ben 3 yıl boyunca o şekilde bir kurs aldım. Evet. Hocalarımız hem Türk oldu hem yabancı oldular. Uygulamalar yaptık. Kendimiz remedi hazırlamaya çalıştık ama remedi hazırlanması çok zor. Çok çok seyretme olduğu için. O şekilde tanıştım. 3 yıl boyunca devam ettim. Sınava girdim. Sertifikamı aldım o şekilde. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Peki homeopat olmak kolay mı? Nasıl olunuyor? Herkes olabilir mi? Yani maalesef böyle herkes olamıyor ama homeopat olmak hiç kolay bir şey değil. Öncelikle bir defa 1,5-2 saat birini dinlemek ve bütün dikkatini ona vererek dinlemek çok zor. Çünkü sürekli not alıyoruz ve hastanın ağzından çıkan cümle çok önemli. Ben orada 100-120 soru soruyorum belki hastaya. Öyle mi? Ve tabii ve hiçbiri şey değil işte şikayetin neydi, nasıl oldu diye değil. Biraz psikolog mu? Evet, kesinlikle. Gibi değil mi? Tamamen hastayı dinleyeceksiniz. Evet. İşte tamam neyden dolayı oldu, nasıl başladı? Onlar çok önemli ama ben parayla aran nasıl, havayla aran nasıl, yemekle aran nasıl, anne deyince aklına ne geliyor, yardımsever misin, vicdanlı mısın, ne demek istedin falan diye böyle 120 tane soru soruyorum. O sordukça ben daha da açıyorum. Dolayısıyla daha sonra kitaplarımız, kaynaklarımız var, programlarımız da var buna yönelik. Evet. O bilgileri oraya giriyoruz. Bize remediler çıkartıyor, ilaçlar çıkartıyor. Tekrar hastanın profili nasılsa, yani çünkü mesela çok akut kullanılan remediler de var ama kronik vakalar da var. Her zaman karşımıza akut gelmiyor. O kronik vakalarda kişinin sinirli bir yapısı mı var, yumuşak boyun eğen bir yapısı mı var, buna göre bile remedi çok ayrılıyor. Evet. O şekilde yani akut olan olaylar çok daha basit oluyor. Yani bir apis dediğimiz arı remedisi, hemen arı sokmuş bir kişi de o apis remedisini dilinin altına verdiği an direkt iniyor. Arnika işte önümüzde biri yürüdü, düştü. Benim hep çantamda olduğu için yürüdü, düştü, morardı, burkuldu. Hemen aynı kıyı verdiğinizde morarma gidiyor. Yani bunu gözle de görüyorsunuz. Evet, kazalardan bahsetmişken bugün Umay Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Küçük bir kaza geçirdi kendisi sabah ama yayınımızı iptal etmedi, geldi. Buradan da kendisine teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Umay Hanım, mesela homeopatide... Yani onu uygulanmayacak hastalar var mı? Onun yapılmaması gereken hastalar var mı? Bunu nasıl belirliyorsunuz? Şöyle, hastayı öncelikle bir konuşuyorum. Kendi istemesi çok önemli. Bir defa işte yok anneannesinin zoruyla, babasının zoruyla gelmişse o biraz zor oluyor. Evet. Çünkü kendini anlatmıyor. Aynen. O yüzden o bir soru işareti ama
Genel olarak kanserli hastalarda çok aşama var. Hani biz homeopatide çok tabaka var alt katmanda ve biz birini açtığımızda diğeri geliyor. Diğerini açtığımızda diğeri ve çok uzun süreçle. Hani kanser hastalarını o yüzden tamamen iyileştirme yapamıyoruz. Ama yaşam kalitesini arttırıyoruz. Mesela antibiyotik kullanan kişiler ya da kortizon tedavisi gören kişilerde biraz daha çekiniyoruz açıkçası. Önce onları bırakmalarını istiyoruz. Çünkü tam olarak homeopatinin etkisini göremiyoruz. O yüzden bu tür şeylere dikkat ediyoruz. Homeopatik remedi kullanırken mesela alkol almaması lazım. Kafein, nikotin, nane, kafur, böyle çok keskin baharatlar, keskin kokular, onları da kullandırmıyoruz. Bu şekilde. Mesela depresyonu olan bir kişi vücudunda çıkan bir cilt sorunu yüzünden dermatoloğa gidiyor. Tamam. Ama dermatolog da şeyinden bahsetmiyor, depresyonundan bahsetmiyor. Doğru. Değil mi? Ama homeopatide şöyle, insanın fiziksel, zihinsel ve duygusal açıdan değerlendirdiği için tek bir ilaçla bütün hastalıklardan kurtulmak mümkün mü? Şöyle, biz aslında hasta geldiğinde işte benim yüzümde sivilce var diye geliyor bize. Evet. Ama biz aslında o sivilcenin altında bambaşka bir şey, bir profil görüyoruz. Ama o sivilce diye geliyor, biz başka bir ilaç veriyoruz. Evet. Ama o ilaç hem sivilceye de iyi geliyor, hem aslında altta yatan sebebe iyi geliyor. O sebebe iyi geldiği için sivilce ya geçiyor ya hasta takmamaya başlıyor. O yüzden dediğiniz gibi evet, tek bir yönde tedavi olmuyor maalesef. Üç boyutlu bir tedavi oluyor ama tek bir ilaç, tek doz, tek ilaç. İyi geliyor yani, değil mi? Gerçekten evet. Mucize gibi. Gerçekten evet. Böyle anlatınca da öyle ama benim bir hastam vardı. Beyefendi sırt ağrısıyla geldi bana. Böyle ama inanılmaz diyor. Yani kitap bastırıyorum diyor. Bu da çok bizim için spesifik bir cümle. Kitap bastırılır kadar sırt ağrısı. Bu gerçekten böyle yazıyor bizim kitaplarımızda. Evet. Şimdi beyefendi anlatıyor böyle sırt ağrısı. Diyor hadi böyle onun da açmaya çalışıyorum. Nasıl oldu, neyden sonra oldu diye. En son bana dedi ki, en son dinle olan ilişkisini soruyoruz. Evet. Dinle olan ilişkisini sorarken dedi ki ben insanlara vaaz veriyorum dedi. Ben de peygamber burayı ışınladı dedi. Şey olarak söylüyor bunu, anlatıyor. Çok normal anlatıyor. Normalde biz de normal dinliyoruz. Tabii hasta mimik yapamıyoruz zaten. Aynen. Sonra biz ona remedi verdik. Bir ay sonra görüşmelerimiz bir ay aralıklı oluyor ve bir ay sonra ne değişti diye soruyoruz. Bir ay sonra bana tekrar geldi. İşte bana bunları söylemiştiniz. Ne değişti dedim. Sırt ağrı mı vardı dedi. Hiç hatırlamıyorum. Ama dedim 10 üzerinden 9 vermiştiniz dedim. Böyle kitap bastırıyordunuz dedim. Ama dedi hiç bilmiyorum, hatırlamıyorum. Peki dedim hani ışınlanmanız ne oldu? Hani öyle var. Yok ya, artık öyle şeyler olmuyor dedi. Ama kendi bile farkında değil böyle. Ama bizim için tamamen sağlıklı bir insan olmuştu artık bir insan olarak. Evet, yani onu görmek de çok güzel bir duygu, evet. Değil mi? Kesinlikle. Peki Umay Hanım, homeopatinin plasebo olduğunu düşünenler ve söyleyenler evet. var. Siz bu konuda neler söylemek Bununla ilgili istersiniz? Videolar da var. Yani şöyle, tabii ki her şeyin başı inanç, yani bir şekilde inanmanız gerekiyor. Yani siz sonuçta kimyasal kullandığınız ilaçları da hani bu bana iyi gelecek diye alıyorsunuz, basit bir ağrı kesiciyi bile. Evet. O yüzden inanacaksınız. Tabii ki inanma bunun %50'si, %40'ı ama tamamen plasebo etkisi var, yok değil. %40, %30 plasebo etkisi olduğu kanıtlandı zaten. Ama tamamen bir plasebo diye bu kadar hızlı ve mucizevi bir sonuç bekleyemeyiz. Yani o yüzden tamam, etkisini kabul ediyorum ama çok da değil yani. Çok da değil. İlaçlarımıza güveniyorum. Peki o zaman. Peki homeopatinin tıptan farkı nedir? Klasik tıptan, yani, konvansiyonel tıptan farkı nedir? Bir hastayı tamamen vakit ayırıyor olmamız. Şimdi klasik tıpta maalesef ki doktorlarımız çok fazla vakit ayıramıyorlar. Evet. 10 dakika, 15 dakika süreler oluyor, belki daha kısa. O yüzden tam olarak hastayı tabii hikayesini dinleyip işte neden sonra oldu falan gibi bir kısım olmuyor. Bir defa hastayı dinlemek çok önemli, hasta için de çok önemli. Hani hasta kendini dinlediğini fark edince psikolojik olarak aslında çok rahatlıyor. Bana her hasta dedi ki ben kendimi hiç bu kadar çok sorgulamamıştım dedi. O yüzden hasta dinlemek çok önemli bir. İkincisi, verdiğimiz tedavi tek ilaç tek doz. Hani o yüzden işte bunu kullan, sonra bunu kullan, hadi gel bir şeklinde değil. Yani tek ilaç tek doz tedavi.
ve de kimyasal değil, yan etkisiz, bağımlılık yapmayan ve çok güzel tarafı da antidepresan kullanan hastalarda artık o antidepresanı bıraktırma seviyesine getiren, ihtiyacı kalmayan tamamen sağlıklı bir birey oluyor. Yani amacımız semptom bulguları yok etmek değil. Amacımız nedeni ortadan kaldırmak olduğu için, evet. Kökten bir çözüm olduğu için tabii ki homeopati daha iyi. Evet, çok tatlı tatlı konuşuyorsunuz. Sizi dinleyen kişi zaten dinlerken o rahatlığı hissedecektir bence. İzleyenlerimizden bir soru gelmiş. Hemen iletiyorum. Umay Hanım, saç dökülmesi problemim var. Ne önerirsiniz? Aras Şentürk beyefendi sizden öneri bekliyor. Tamam. Şimdi cevaplayayım mı? Tabii ki. Buyurun. Şimdi şöyle, saç dökülmesi yani içten gelen, içteki vitamin eksikliğinden de kaynaklanıyor. Hı-hı. Şimdi homeopati, şüsler ve aromaterapi olarak baktığımızda mutlaka saç dökülmesinin bir sebebi vardır. Evet. Yani ruhsal ya bir şey yaşamıştır. O yani duygusal bir dönemden geçmiştir ve ondan sonra artık saç dökülmeleri artmıştır. Aslında o duygusal dönemi bir çözmek gerekiyor. İki, mineral tuzlarla hızlı bir şekilde ve yani biraz sonra bahsedeceğim ama iki numarayla hızlı büyümeyi sağlayabiliriz. Aroma terapiyle de saç çıkarıcı yağlarımız var, maske şeklinde. Evet. Bunları her gece saçına sürüyor ve sabah kalktığında yıkıyor ve bunları bir hafta boyunca yapıyor. Tabii ki içeriden çinko ve biyotin takviyesi de almak zorunda. Çünkü aslında içerideki eksikliklerimiz dışa yansıyor. Evet. Yani hiçbir şekilde yani yüzümüzdeki basit bir sivilce veya bezesi bile aslında içten kaynaklanan bir problemin yüze yansıması ki ilk yansıyor. Yansımasa daha büyük problemler olacak. O yüzden o saç dökülmesini üçlü bir şekilde tedavi edebilir. Öncelikle çinko ve biyotin almakla başlasın. Peki, teşekkür ediyoruz. Rica Aras Bey adına. Yönetmenim, monitörümüzdeki teknik arıza düzeldi mi acaba? Orada da onunla ilgili bir saç dökülmesiyle ilgili bir görsel vardı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. İzleyenlerimize de bir hatırlatma yapalım bu arada. Değerli izleyenler, Umay Çilingir stüdyo konuğumuz. Kendisi homeopat. Bugün bizlere homeopati ve aromaterapiyi öğretiyor. Sizler de sohbetimize katılabilirsiniz. 0549 717 9037 numaralı WhatsApp hattımıza sorularınızı gönderebilirsiniz. Ya da dilerseniz 0256 999 2050 numaralı hattımıza bağlanarak canlı canlı sorunuzu sorabilirsiniz Umay Hanım'a. Bugün şüsler tuzları ile yüz teşhisi yapacağız birazdan. Ve gayet bitkisel ve çok doğal bir güneş kremi hazırlayacak Umay Hanım bizlere. Yaz ayları yaklaşıyor. Siz de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Devam edelim Umay Hanım. Buyurun. Kronik hastalıkları peki bu yöntemle tedavi edebiliyor musunuz? Evet, aslında akut hastalıklar çok hızlı oluyor ama kronik hastalıklar çok daha uzun sürüyor. Aslında şöyle bir yanılgı doluyor. Şimdi mucizevi bir şekilde anlatıyoruz bunu ama hastalık atıyorum 2 yıl, 3 yıldan beri oluyorsa bunu bir anda, bir haftada tedavi etmek mümkün değil. Yani böyle bir mucize yok. Hani 3 yıl, 4 yıl oluyorsa o bir defa bir ay hasta çıkaracak yani. O gözünün o bir ayı sabredecek. Sabır çok önemli çünkü şey gibi oluyor. Hemen alıyorlar, ha tamam. Hani çünkü kimyasal ilaçla çok tedavi gördüğümüz için hemen sonuç bekliyoruz ama evet, o şekilde kesinlikle değil. Ama kronik vakalar aslında bizim en sevdiğimiz vakalar homeopatlar tarafından. Çünkü akut çok hani görülüyor ama kronik daha güzel bir sonuç veriyor. Evet. Yavaş ama çok güzel. Evet. Özellikle antidepresan kullanan hastalarda çok hızlı yani olabildiğince maksimum sürede hızlı diyeyim ben. Hani böyle çok hızlı deyince sanki iki günde falan o şekilde değil. Hani bir ay gibi bir süre yayılıyor. Ama kronik vakaları tedavi etmek çok daha güzel. Sadece kanseri ayırıyorum bundan. Kanseri tam olarak tedavi edemiyoruz. Evet. Yaşam kalitesini arttırıyoruz. Yaşam kalitesini arttırmada yardımcı oluyorsunuz. Şöyle devam edeyim ben. Hastaysan doktora git, ilaç yazsın, iyileş diye bir anlayış vardır bizlerde. Homeopati de böyle mi peki? Böyle değil. Homeopatide bir teşhis var ve teşhise göre ilaç vermiyoruz. Bizim için teşhis şu şekilde önemli.
hastaya tıbbi geçmişini, geçirdiği hastalıkları soruyoruz. O konuda önemli. Evet, en azından hangi ilaçları kullandı? Antibiyotik mi, kortizol mu, bir işlem yapıldı mı? Bu yönden önemli ama biz teşhise göre ilaç vermiyoruz. Hastayla 1,5-2 saat konuşup dediğim gibi sorun neyden kaynaklanıyor? O çok önemli. Kökenin ne? Onu bulduktan sonra tedavi etmesi çok kolay. Hadi sana bu ilaç oldu. Ha, akut durumlar da bu şekilde gerçekten. Demin anlattığım gibi mesela seyahate çıkacaksınız, mideniz bulanıyor. O zaman kokulus dediğimiz bir remedi var. Onu dilinizin altına alıyorsunuz. Uçak korkunuz var ama uçağa bineceksiniz. Yarım saat önce Akonis alıyorsunuz. Bunlar hep dil altından alınıyor. Hani bunlar farklı. Ama kronik vakalarda kesinlikle öyle hani senin ilacın bu diyemiyoruz. Çünkü kişiden kişiye ilaç çok farklı. Biz hastalığa ilaç vermiyoruz. Hastaya ilaç veriyoruz profil. Burada onun önemini ben evet, çok önemli. Araştırırken, okurken fark ettim. Evet. Peki şunu sorayım. En çok hangi hastalıklarda etkili oluyor? Homeopati değil evet, mi? Evet, homeopati. Düşüneyim. Güzel bir soru. Depresyonda, evet. Sırt ağrılarında, alkolizmde, egzama sedefte, evet. İş streslerinde hastalar çok egzamaları geliyor. Egzamaları ve sedefleri yok edecek şekilde etkili oluyor mu peki? Yani tamamen yok edecek şekilde belki de çok o kadar da mucizevi değil belki ama... Evet. En azından çünkü dermatologlar egzamanın ve sedefin maalesef ömür boyu, hayat boyu kişiyle beraber olduğunu söylüyorlar. Ha, o kadar da kötü değil. O kadar da karamsar değil. Şöyle ataklar gidiyor. Evet. Elde pullanma, o tür izler gidiyor. Hani bu 3 ay bu şekilde temiz kalabiliyor ama sonra tekrar hani çok ufak da olsa ama kesinlikle eski hali olmuyor. Kesinlikle. Kesinlikle hasta eski hali olmuyor. Olmuyor. Hasta ona bile razı. Diyor ki hani yeter ki yeter artık diyor. Yani elleyemiyorum. Evet. Dokunamıyorum ve dokunmak istiyorum. O yüzden hani hiçbir zaman o eski hale dönmüyor. Hep daha böyle minimal seviyede kalıyor ama egzama sedef çok özel hastalıklar. Çünkü mesela ben bir tek egzama ile egzamayı homeopati ile tedavi etmiyorum. Ben egzamayı homeopati ve aromaterapi ile tedavi ediyorum. Hani bir tek tedavi yeterli kalmayabiliyor ama iki tedavi ki öyle yaptığım kişiler çok etkili oluyor. İki tedavi evet o şekilde çok etkili. Peki Schüssler tuzlarına geçelim mi? Geçelim. Bize bugün eşlik edecek, yardımcı olacak stajyer arkadaşımız var aramızda. Sareciğim seni alalım istersen. Ne yapacağız şimdi, peki Umay Hanım? Schüssler tuzları mineral eksikliğidir. Sari'nin duruş yeri iyi mi yönetmenim? Evet buyurun siz lütfen. Mineral eksikliği şimdi şöyle bunun önünde Schüssler, Dr. Schüssler tarafından bulunuyor ve bu da çok aslında Schüssler bir homeopat. Ve diyor ki homeopati bu kadar hani uzun süre tedavi etmesin bunun daha kolayını bulalım diyor evet. Ve insan dokularını yakıyor. Yaktıktan sonra olan külleri incelemeye başlıyor ve insan vücudunda olan mineralleri çıkarıyor evet. Tek tek. Pardon, Sare otursun mu yoksa? Otursun tabii ki. Tabii hani ki. Yani işlemi uygularken nasıl? Oturabilir tabii tamam. Oturacak. Koltuğu, Sare'nin koltuğunu bir getirebilir miyiz arkadaşlar? Buyurun. Bu buluyor ki 33 tane mineral var bizim vücudumuzda. Bu mineral dediğim mineral tuzlar. Evet. Ama biz tedavide kullanılan 11 tane ana mineral var. Aslında 12 ama biz 11'ini kullanıyoruz. Evet. Yüzde mineral eksiklikleri yüze yansıyor. Ve hastanın bir ışık ortamında, gün ışığı dediğimiz ışıkta hastanın yüzüne bakarak kesinlikle makyajsız, güneş kremi kullanmamış ve dermokozmetik ürünleri kullanmamış olacaksınız bunu yaparken. Evet. Sare gibi. Aynen, çok uygunsun. O ışık altında bakıyoruz ve 24 farklı mimik bir işaretten anlayabiliyoruz. Yani bir kişinin rengi, parlaklığı, sarkıklığı, gözenekleri, her şey, o kırmızılığın hafifliğinden şiddetine kadar bile mineral tuzları fark ediyor. Evet. O yüzden yüze bakıp da hani bunu hastalıkları önceden belirlemek ve olan hastalıkları gidermek de çok büyük bir lüks aslında. Evet. Biz onu uyguluyoruz. Peki geçelim isterseniz tamam. Uygulamamıza. Nasıl yapılır öğreneceğiz şimdi. Şu an.
Schüssler tuzlarıyla yüz teşhisi yapıyor Omay Hanım. Değerli izleyenler. Tamam. Şimdi anlatayım mı? Bir numarada böyle olur, iki numarada böyle olur diye hepsini. Tabii anlatabilirsiniz. Şimdi bir numara eksikliğinde göz altında kübik kübik kırışıklıklar olur. Senin öyle bir kırışıklığın yok. Tabii yaş olarak çok da gençsin. Ama bir numara eksikliğin yok. Bir numara kemik, cilt, diş, osteoporoz gibi hastalıklarda oluyor. İki numara daha çok büyüme eksikliği. Ben sende ne olduğunu söyleyeyim. Mesela burandaki hafif kızarıklık. Şimdi biz yüzü bölümlere ayırıyoruz. Mesela işte burandaki, burun çevresindeki kızarıklık akciğer. Yanaktaki kızarıklık protein metabolizması. Dış yanakta karbonhidrat metabolizması. Çenede hormonal problemler diye ayırıyoruz. Şimdi senin 4 numara eksikliğin var. Neden? Lenf ve hormonal sistemde problemin var. Göz etraflarında şu taraflarda açılmalar var, renk açılmaları var. Normal tenine baktığında, sen tabii şey farklı görüyor olabilirsin ama ışık altında bakıldığında bu tarafta açılmalar var. 1-4 numara eksik. 2. Çenede ufak tefek problemler olduğu için hormonal problemler var. Bu da ya protein metabolizmasını, yani proteini ya az tüketiyorsun ya da çok tüketiyorsun ama büyük ihtimalle az tüketiyorsun. Çünkü burada hafif kızarıklık var. Bu 7 numara da eksikliğini gösteriyor. 7 numara böyle spazmolitik ağrılar, işte kasılmalar ya böyle ayağına çok kramp girer, bir yerlerin başın ağrır. O şekilde 7 numara. Sen tabii cildin yani çok güzel ama 4, 7 ve 6 numara eksikliği var. 6 numara da oksijen eksikliği. Oksijen eksikliğinde hasta çok kaygılanır, endişelenir, böyle çok esner. Uykusu gelir ama şey yapmak istemez. Sabah kalktığında çok yorgun kalkar, hiç kalkmak istemez çok yani. Çok uzak çalışıyorsun sadece. Hiç kalkmak istemez. Karaciğer böbrek çalışıyorsun bu aralar. Stajyer olunca öyle oluyor. Karaciğer böbrek detoksu. 4, 6 ve 7 numara eksikliğim var ama giderilebilir. Bunları zaten dil altı veriyoruz ama bir anda hepsini, çünkü onlara adet veriyoruz biz. Özellikle 7 numara, yani magnezyum eksikliği krampları yapıyor. Ve magnezyumu akşamları kaynar suda alman gerekiyor. Yani o yüzden bunu dilde vermiyoruz. Bir bardak, çay bardağı gibi kaynar suya 7 numara yatıyorsun 10 tane. Ve onu o şekilde içiyorsun. 2-3 gün, süsler çok hızlı etki gösteriyor. 2-3 gün boyunca krampın olmadığını görüyorsun. Bu şekilde. Şimdi anlatıyorum, çok mucizevi geliyor bu şekilde. Nasıl oluyor gerçekten mesela? Gerçekten böyle. Yüzündeki o şeyler mi düzeliyor? Yüzündeki burada mesela hafif olan kızarıklıklar gidiyor. Hani yani maksimum 10 günde bu kızarıklıklar gittiğini göreceksin. 4 numarayı aldığında bu göz çevresindeki beyazlanmaların kaybolduğunu göreceksin. O şekilde bu şey böyle. Peki. Teşekkür ediyoruz. Sadece. Teşekkür ederiz. Sadece. Tamam. Sağ olasın. Aromaterapi ile devam edelim isterseniz. Günümüzde aromaterapi ismini, adını her yerde duyuyoruz artık. Evet. Masajları var, mumları var falan ama aromaterapi tam anlamıyla nedir? Bize anlatabilir misiniz? Tabii anlatayım. Aromaterapi bitkilerin yağlarıyla, sabit yağlar ve uçucu yağlarıyla elde edilen bir tedavi yöntemi. Hem sabit yağlar hem uçucu yağlar kullanılıyor ve bitkinin meyveleri, kökleri, değişik yerlerinden alınarak elde ediliyor. Bunlar çok özenle hazırlanmış yağlar zaten. Evet. Hastaya göre bir doz ayarlaması var ve bu doz ayarlamasını yaptıktan sonra yağları da karıştırdıktan sonra hastaya temin ediyoruz. Tabii ki riskleri yok mu? Her tedavide olduğu gibi homeopati dışında aromaterapinin de tabii ki riskleri var. Ama nedir riskleri? Yani mesela atıyorum atopik dermatitli bir bebek. Evet. Benim de iyileştirdiğim. Önce mesela çok kızarıklığı var zaten. Bize gönderdiğiniz görsellerde var evet, sanırım var. Değil mi? Aynen. Atopik dermatitli bebek. Evet. Yönetmenim de ekrana verebilirse seviniriz. O atopik dermatitli bebekte önce bir kızarıklıklar başladı. Ama ben kızarıklığın geçmesini takip etmek istiyorum. O şekilde bir şey sonuç bekliyorum. Baktım kızarıklık artıyor böyle bir şekilde anne telaşlanıyor haklı olarak. Kesinlikle. Ondan sonra dozu biraz daha seyrelttim. Seyrettikten sonra daha baktım o kızarıklıklar gitti.
ve tamamen iyileşme evresine geçti. Bazen bu bebeklerde ve yetişkinlerde doz ayarlaması biraz farklı olabiliyor. Ama hani bu riskler de çok tabii ki de acayip böyle kendini kötü hissedecek, işte ben yürüyemiyorum, her yerim kaşınıyor, kabarıyor diyebilecek bir türden risk değil. Evet. Yalnızca birazcık daha artırıyor ama kontrol altına alındığında gideriyor. Peki, teşekkür ediyoruz. Güzel. Peki bu tedavinin, bu alternatifin homeopatiden farkı nedir? Şimdi aromaterapi, bir defa kullandığımız maddeler çok farklı. Yani homeopatide biz remedi kullanıyoruz ve böyle çok çok küçük, böyle bilyeden çok küçük, böyle globül globül dediğimiz küreler var. Bu kürelerle tedavi ediyoruz. Aromaterapi bildiğimiz yağlar, özel yağlar oluyor. Bir homeopatinin bakış açısı çok farklı. Dediğim gibi böyle sürekli hastalık neyden ortaya çıkmış, nasıl çıkmış, hastayla 1,5-2 saat konuşuyoruz. Evet. Aromaterapide de teşhis önemli. Yani mesela bana geldiğinde benim ürtükerim var dediğinde gösteriyor ama benim için önemli olan teşhis. Doktorun oradaki koyduğu teşhis ürtükerse ben ürtüker yağı yaparım. Hani hastaya hani böyle olsun, şöyle olsun, bu bundan bu kadar doz koyayım falan diye böyle homeopatiyle arasında çok keskin bir çizgi var o yüzden. Homeopatide teşhisi yok. Homeopatide evet. Bizim hastayla ne konuşursak ama aromaterapide aromaterapide direkt teşhis üzerine yapıyoruz. Tırnak mantarı ise tırnak mantarı, ürtükerse evet. Ürtük. Onu biz yorum yapmıyoruz. Evet. Siz tedavi aşamasında çözüm. Evet, sadece biraz böyle yaşam gücü, yaşam enerjisi artsın diye homeopatiyle destek veriyorum. Yani çünkü bir siklus var ve o yaşam enerjisi, herkeste yaşam enerjisi var ve çocuklarda, bebeklerdeki yaşam enerjisi inanılmaz yüksek. Biraz daha orta yaşlı ve biraz daha yaşı olanların yaşam enerjisi biraz daha düşük oluyor. Evet. Bu siklus da bir kimyasal ilaçlar arasındaki fark da onu eklemek istiyorum. Yani o siklusta arada biz kimyasal ilaç koyduğumuzda aslında sistemi baskılıyoruz. Mesela ateş çıktı. Bebeğin ateşi çıktı. Siz bir annesiniz. Evet. Ve çocuğun ateşi 38-39 oluyor ve siz diyorsunuz ki hadi hastaneye gidelim çünkü çıktıkça çıkıyor. Evet, korkuyoruz öyle bir şey olduğunda. Evet, aynen öyle. Şimdi verdiğimiz ateş düşürücüler, fitiller aslında baskılıyor. Ateş bir savunma. Savunma evet. Tamam olacak tabii ki. Çok fazla düzeyde tabii ki doğru değil ama orada bir baskılıyoruz biz. Homeopati yaşam siklusundaki zaten o hastalık bitecek. Onu sadece yaşam enerjisini arttırarak o siklusu tamamlıyoruz. Hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Çocuklarla ateş çıkıyor. Biz belladona veriyoruz. Anneye diyoruz ki sakin ol. Biraz daha çıkacak. Ama panik yapma. Ateş düşürücü verme. Ondan sonra o görüyor gerçekten. 37-38 oldu. İşte eczacanım 39 oluyor. Öyle. Tamam sakin ol. Ama sonra çocuk uyuyakalıyor ve ateşe düşüyor. Yani o belladona işe yarıyor. Yani amacımız yaşam enerjisini. Yani mantığı bu. Evet. Yaşam enerjisini artırarak o siklusu hızlı bir şekilde döndürmek. Evet. Aromaterapi ile güneş kremi hazırlayacağız evet. Dedik. İsterseniz başlayalım. Olur tabii ki. Değerli izleyenler, yaz ayları yaklaştı ve güneş etkisini göstermeye artık başlayacak. Umay Hanım da bizim için bugün doğal yöntemlerle tamamen bitkisel bir güneş kremi hazırlıyor. Ekranlarınızın başından ayrılmayın evet. Diyoruz. Bir miktar bal mumu koyuyoruz. Evet. Krem için. Bal mumu. Evet, bal mumu. Peki bunu eriyor. Evde hazırlanabilir mi bu? Evde yapılır mı? Tabii ki yapılabilir evde. Yağlar, özel yağlar dediğimiz gibi biz bir yerden temin ediyoruz. Bayisliyim aynı zamanda o yerin. Evet. Oradan temin ediyoruz. Burada önemli olan miktar. Hani güneş kreminde kullanacağımız yağların miktarı önemli. Ona göre o miktar formülleri de vermiyoruz tabii. Ne kadar olduğunu. Meslek sırrı mı? Evet, meslek sırrı. Eğitim almanız lazım onun için. Homeopat olmanız lazım. Aromaterapi eğitimi almanız evet, lazım. Evet, aynen o şekilde. Aromaterapi eğitimiyle. Şu an bal mumunu eritiyorsunuz sanırım. Evet. Ne kadar sürede eriyor? Hemen eriyor mu peki? Yani böyle bir 4-5 dakikada erir. Ve ısıtıcının da tabii. Diğer güneş kremlerinden
Farkı ne olacak? İçerisinde kimyasal ve katkı maddesi yok. Evet. Şimdi koruyucular koyuyorlar. Her şeye koruyucu koyuyoruz. Evet. En azından bir raf ömrü yok. İstediğimiz zaman ki zaten güneş kremleri aslında biz şu an yaza giriyoruz diye yapıyoruz. Ama yaz-kış kullanılması gereken kremler. İçinde katkı maddesi ve koruyucu olmadığı için güvenle korunabilir. Raf ömrü de yok. İstediğimiz zaman üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin kullanabiliyor muyuz? Yani içerisindeki yağlar bozulmuyor aslında ama tabii açtıktan 6 ay sonra bir miktar biraz değişim olabilir. Ama kesinlikle bozulma o şekilde problemler olmuyor. Anlıyorum. Eriyor mu bu arada? Biraz. Eriyor. Tamam, biz sohbetimize evet, devam edelim. Bu şekilde kalsın. Evet. Nasıl işe yarar aromaterapi? Anlatabilir misiniz? Aromaterapinin de kendi içerisinde aslında mekanizmaları var bütün yağların. Mesela tamanu dediğimiz yağın işte SPF'si yani güneş UV 85 çıktığı için mesela mükemmel bir güneş koruyucu. Yani hepsinin aslında vücutta takip ettiği ve reseptörle etkileştiği bir bölgesi var. Onları ve ciltten emilim tabii ki çok yüksek olduğu için o şekilde çok güzel etki ediyor. Zaten ama birçok şöyle aromaterapide hani mesela depresyonda olan insanlara da biz koklama yağları yapıyoruz. Sürmüyoruz ama koklatıyoruz. Evet, sınav stresi olan çocuklarda koklama yağları yapıyoruz ve şuradaki kulak arkasındaki vagus sinirini uyartıyoruz ama şimdi genellikle aromaterapi böyle daha cilt sorunlarına biraz daha yakın. Evet. Deri üzerinden emildiği için cilt problemi deyince direkt aklınıza aromaterapiyle geliyor. Aynen, çünkü çok daha hızlı etkiliyor. Peki hangi problemleri geçiriyor? Hangi rahatsızlıklara iyi geliyor aromaterapi? Bunu şöyle A'dan Z'ye sayabilirim yani çok fazla gerçekten. Mesela gaz, şişkinlik, evet. Abdominal ağrı, osteoporoz, kilo verme, iştah açma, uyuz, su çiçeği, egzama, sedef ki güzel sonuçlar var. Evet. Saç çıkarıcı, dudak dolgunlaştırıcı, botoks. Çünkü iğne yaptırmak istemeyen. Evet, o benim çok ilgimi çekmişti. Sizinle konuştuğumda dudak dolgunlaştırabiliriz demiştiniz. Aynen, onu getirelim ama. Evet, görsellerimizde de var sanırım. Evet, görselde de var, yapmıştı. Aynen, çünkü botoks da şey oluyor. İnsanlar çok iğnelenmeye korkmaya başlıyorlar. Evet. Veya o kadar yüksek mevlalarla para vermek istemiyorlar. Evet, bazen sahte doktorlar bu konuda insanların iyi niyetinden suistimal edebiliyorlar. Evet, o yüzden çok doğal bir yöntemle bu doğal. Yapılabilir tabii ki diyorsunuz. De, botoks gibi böyle hani anında etki göstermiyor tabii. Ama nasıl oluyor azından, mesela o aşama? Mesela dudak dolgunlaştırıcıyı verdiğim bayanda. Evet. O sırada güneş vardı ama aydınlığında. sürüyor onu sabah öğle akşam. Canı ne zaman isterse daha çok gece kullandırıyoruz biz bu botoksları ve dudak dolgunlaştırıcı. Evet. Ve o bayağı sürmüştü. Yani bayağı elini alıp böyle her boş vaktinde sürmüştü ve güneşe bayağı çıkmıştı. Bayağı fark var ama değil mi? Evet, bayağı böyle hani ama çok kısa bir süre 3 gün. Arada 3 gün var. Çok kısa bir sürede fark olduğunu gördük ve çok şaşırmıştım ama biraz güneşin etkisi de var. Biraz ısıyla da alakalıydı öyle düşünüyorum. Peki kalıcı mı? Yani şöyle, sürmeyince eski halini mi alıyor? Nasıl oluyor? Değil mi? Mesela botoksta da o şekilde. Mesela 6 ayda bir yenilemek gerekiyor botoksu da. Evet. Hani bu 6 ay kadar gitmiyor. Hani böyle 1-1,5 ay civarı gidiyor. Ondan sonra tekrar kullanmak istersen yağ bitmiyor zaten. Onu tekrar kullanabilir. O konuda hastayı bırakıyoruz tercihi. Kremimizi yapalım isterseniz. Süremiz de azalmaya başladı. Evet. Eridi zaten. Bal mumumuz eridi. Evet. Orada da yağlarımız var sanırım, değil mi? Aynen öyle. Özel yağlarımız. Hindistan cevizi yağı. Hindistan cevizi yağı. Aynen. Bundan bir miktar. Şöyle kameraya doğru
dönüp de gösterebilirsiniz. Şu şekilde mi? Evet, o şekilde. Marka çıkmasın diye de. Ben tabii bunu seyreltmiş, yani küçültülmüş boylarda yapıyorum da, normalde böyle 50 milime kadar çıkabiliyoruz. Evet. Biraz soğusun. Yani en azından... Şu an Hindistan cevizi yağını... Evet. İçine attınız. Evet. Şimdi geri kalan. Bu shea butter dediğimiz yağ. Ne? Anlamadım. Shea butter. Shea butter. Evet. Bundan da yine aynı şekilde Hindistan cevizi kadar. Ne oldu? Bir şey oldu ona. Bal mumu çok sıcak olduğu için şu an yağlı tepkimeye giriyor. Evet. Şöyle kendimi koruyayım mı? Yok. Bu Hindistan, bu shea butter henüz erimemiş ama. Öyle mi? Tamam. Evet. Ondan da Hindistan cevizi miktarında aynen, onu kattığımızı düşünelim. Hindistan cevizi koyayım biraz. Güzel kokuyor değil mi? Evet. Başka ne kullanacağız? Başka Hindistan cevizi yağı, shea butter dedik. Şimdi avokado. Avokado. Evet, avokadonun da güneş kremi, yani güneş üzerine çok yüksek miktarda SPF'si. Ondan da mı aynı miktarda kullanacağız? Bundan da aynı miktarda. Şöyle. Evet. Avokado yağımızı da şu an biraz fazla, fazla oldu. Geldi sanırım. Değerli izleyenler, Umay Çilingir, homeopat kendisi. Bugün bizlere doğal, bitkisel bir güneş kremi hazırlıyor ve Schüssler tuzlarıyla yüz teşhisi yaptı Sare'ye. Onun yüzündeki, cildindeki sorunların nedenlerini söyledi kendisi. Ve o tuzlarla, tuzların numaraları ve aşamaları varmış. Onlarla nasıl iyileşebileceğini anlattı. Ve homeopatiyi öğrendik onunla birlikte. Bu da tamanu dediğimiz yağ. Tamanu'nun güneş üzerine tamanu. SPF'sinin 85 olduğu kanıtlandı. Evet. Ve de cilt lekelerine ve botoks yağı içinde de kullanıyoruz. Peki bunu hazırladık. Hemen kullanmaya başlayabilecek miyiz? Evet, hemen başlayabilirsiniz. Ne kadar? Hani yeter ki çok fazla günde güneş... kaç kere kullanalım ya da... Güneş kremi olarak mı? Güneş kremi olarak güneşe çıkmadan önce, yarım saat önce yarım kullanabilirsiniz. Saat önce. Üzerine isterseniz normal hani kendinizi iyi hissedeceksiniz, nemlendirici de sürebilirsiniz. Bu kremin üzerine mi? Yağın üzerine. Normalde bu şekilde dört yağı karıştırarak yağ şeklinde de sürebilirsiniz güneş kremini. Hani hiçbir sakıncası yok. Evet. Ama hani birazcık daha kullanımı kolay olsun diye krem formuna dönüştürüyoruz. Şimdi bu yağların homojen karışması önemli. Evet. Hani bir partikül olmaması. Bu yağlar homojen karıştıktan sonra... Başka bir şey kullanacak mıyız? Bu kreme dönüşmesini sağlayacak sanırım. Aynen, bu kreme dönüşmesi için. Şöyle havan alsam daha kolay olacak. Size hediye edeceğim bunu Elvan Hanım. Öyle mi? Teşekkür ederim. Çok az daha koyalım.
bebeklerdeki ateş konusunda da görüşelim. Evet. İki kızım var benim. Öyle o yüzden mi? Biri küçük, bazen dediğiniz gibi. Evet, korkulu olanlar evet, yaşıyorsunuz. Korkulu olanlar yaşayabiliyoruz. Yok, ateş olması güzel bir şey. Tamam, korkutucu olabilir ama mesela aromaterapiyle de çok hızlı ateş düşüyor. Ve şakaklarına ve alnına uyguluyorsunuz. Evet. Şu an aslında oldu. Evet. Şu an biraz soğuduktan sonra bu katı forma dönüşecek. Biraz bal mumu aynen. Kendine geldikten evet. Sonra sanırım değil mi? Bal mumu evet. Çink oksit. İzleyenlerimize gösterelim mi? Olur. Sıcak mı bu? Evet sıcak. Soğuduktan sonra tam bir katı hale geliyor. Tutabilir miyim? Tabii tutabilirsiniz. Şöyle yakından gösterebilir miyiz? Şöyle. Şu an görünüyor mu? Göründü değil mi? Bir şey diyeceğim, ayağım aktı sanırım. Öyle mi? Nemlenmiş olur ayağım. Evet. Bunun krem kabına koyayım. Sonra burada soğusun. Tamam. Şu an donmaya başladı bile evet, değil mi? Evet, aynen öyle. Çok hızlı donan yağlar. Evet. Evet, bayağı sıcak. Bu mesela en küçük hazırladığımız güneş kremi. Normalde bu kadar küçük boyutlarda olmuyor evet. Kullanma açısından. Çok güzel. Bu da kapağını kapatayım. Birazdan donar. Tamam. Tam bitmiş halini de. O benim olacak. Aynen bu sizin. Buyurun güle güle kullanın. Teşekkür ediyorum. Alayım şöyle izleyenlerimize göstereyim. Değerli izleyenler, Umay Çilingir bizim için aromaterapi yöntemiyle güneş kremi hazırladı. Gayet doğal ve bitkisel evet, değil mi? Aynen öyle. Onu da bana hediye etti kendisi. Teşekkür ediyoruz. Ne demek, rica ederim. Ve son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz Umay Hanım? Kendilerini sevsinler. Kendilerine değer versinler. Çünkü kendine değer vermeyen kimse ona değer vermiyor. Evet, bunu kesinlikle. Gördüm hakikaten. O yüzden kendileri için iyi şeyler yapsınlar ve gerçekten iyileşmeyi istesinler. Gerçekten iyileşmeyi isteyince elbet bir şekilde her yerden çözüm olabiliyor. Yeter ki istesinler, kendilerini sevsinler, araştırsınlar. Evet. Kendileri için neyin iyi, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu araştırarak bulabilirler. Bu şekilde tedavi yöntemleri de olduğunu bilsinler. Hani sadece tek bir şeye böyle bodozlama olarak dalmasınlar. Yani biraz daha ufukları geniş olsun. Evet. Araştırsınlar. Bu şekilde yöntemler de var. Baksınlar. Kafalarına yatar derse çok memnun olurum yani. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Geldiniz, bizi bilgilendirdiniz. Ayağınıza sağlık, bilginize sağ sağlık. Siz de beni çağırdığınız için teşekkür ederim. Çok güzel bir programdı. Değerli izleyenler, bugün Uzmanına Sor stüdyolarında aromaterapi yöntemiyle güneş kremi hazırladık. Schüssler tuzları ile yüz teşhisi yaptık. Homeopati nedir ve aromaterapi nedir? Bunları öğrendik. Homeopat Umay Çilingir stüdyo konuğumuzdu. Haftaya farklı uzman ve konumuzla karşınızda olacağız. Sağlıkla kalın efendim. (Gülüyor)